Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz apartmanda köpek beslenir mi? Herhangi bir şikayetle köpek alınabilir mi? Yani köpeğimizi de elden alınabilir mi? Onun için kısa bir bilgilendirme videosu çekeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben Lize'yi evde bakıyorum ve evde bakmanın zorlukları şöyle denilebilir. İlk aldığım zamanlar Lize'yi tüy dökümü oldu alıştırma sürecinde. O kadar fazla olmadı yani. Bir iki damla giriyordu elime. O da benim için büyük bir sorun değildi. Onun dışında tuvalet sorunumuz vardı. Onu da bir hafta içinde evde halısız gezdik. Onun dışında da biz eğitimini verdikten sonra da hiçbir sıkıntı olmadı Lize konusundan. Bu arada Lize'nin burnu şu an bir kırmızılık var. Şöyle göstereyim. Lize'nin burnunda bir kırmızılık var. Onun nedeni ise bir şey olmadı. Şuradaki gördüğünüz kemiği şey yaparken, yerken saklamak istedi ve burnunu kaşıya kaşıya zedeledi diyebilirim. O kadar da problem değil o. Onun dışında evinize herhangi bir şikayet geldiği zaman köpeğinizi alabilir mi diye bir başlık açayım hemen. Evinize gelen herhangi bir şikayet konusunda köpeğinizi alamazlar. Zabıta gelsin, polis gelsin. Ta ki köpeğinizin herhangi bir vukuat işlemediğine dair bir belge olması lazım. Örnek veriyorum. Bir belge değil yani şikayetinizin olmaması lazım. Köpeğiniz herhangi bir mülke, herhangi bir kişiye zarar vermediği sürece köpeğiniz hiçbir kuvvet tarafından alınamaz diyeyim ben size. Örnek veriyorum, köpeğiniz bir kişiye saldırdı ve bunun şikayet üzerine köpeğiniz alınabilir. Yani onun dışında bir yetkisi vardır. Köpeğiniz havladığı zaman sitenizde veya evinizde, ama sitenizde apartman yönetiminde veya sitenizin yönetiminde, kurallarında evcil hayvan bakmak yasaksa yasaktır. Yani daha alamazsınız. Aldığınız zaman da alma ihtimali vardır. Alma yetkisi vardır. Onun dışında problem değil. Ben evde bakıyorum ve apartmana bakıyorum. Bu benim için bir sıkıntı değil. Apartman için de bir sıkıntı değil. Çünkü Lize'yi apartmanı seviyorlar. Bayağı bir seviyorlar. Çocuklarıyla oynatıyorlar. O yüzden apartmanda benim için bir sıkıntı olmuyor. Havlama konusuna gelirsek, Lize'nin havlama huyu olmadığından dolayı ve Amerikan kafaların havlama huyu olmadığından dolayı bu konuda ben biraz rahattım. Amerikan kafaların havlama huyu olmadığından dolayı ben biraz rahattım. O yüzden herhangi bir Golden Retriever da olabilir, Labrador da olabilir. Bunların havlama huyu bazen oluyor, bazen olmuyor. O yüzden köpeğinizin havlamamasına dikkat etmelisiniz. Onun dışında havladığında bir şikayet geldiği zaman da evinize belli bir aletler takılır, desibel ölçer vesaire. Onun dışında hayvanınız belli bir desibelin altındaysa herhangi bir sorun olmaz. Belli bir desibelin yükseğindeyse bir mahkeme süreci başlatılır. Onun dışında hiçbir sorun olmaz. Dediğim gibi, kısa tüylü ve havlamayan cins tercih ederseniz hem başınız ağrımaz hem de rahat edersiniz. Bunun dışında herhangi bir bilgi vermeme gerek yok. Dediğim gibi apartmanda köpek beslemenin zorlukları ve kolaylıkları bunlardır. Aslında kolaylığı yok da yani avantajı var. Evinizde besliyorsunuz. Bunun dışında hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi herhangi bir şikayet üzerine burada köpek besleniyor falan diye gelip köpeğinizi alamazlar. Ayrıca köpeğinizin ayrı bir mülkü olması lazım. Yani ayrı bir mülkü dediğimde ayrı bir alanı olsa daha rahat edersiniz. Böyle kısa bir bilgilendirme videosu çektim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada 2000 aboneye çok az kaldı. Aşağıdan abone olmayı mutlaka unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.